Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezi arsala rasulahu beşiran ve nezira. Ve salatu ve selamu ala men ahyed dine ba'de en kâne esira. Ve ala alihi ve ashabihil mukaddimine alel khayri ve lev asira. İlemu enne aftalel kitabi kitabullah. Ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalatin finnar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ebşiru ya ashab-ı suffe. Suffe ashabı, yaranı, suffe adamları, müjdeler olsun size. Suffe ne demek? Bizim Türkçedeki sofa. Sofa. Mescid-i Nebevi'nin arka kısmındaki sundurma. Şimdi halen orada Kabri Saadet'in yanında Fatıma anamızın odası var. Onun arkasında bir bölüm var. Onun arasında giriş için bir alçak kısmı var. Onun arkasında bir sundurma daha var. İşte orası. Caminin arka kısmındaki sundurma. Sahabeden birçokları evi yok, barkı yok, avrat yok, çocuk yok, para yok, tahla yok, dükkan yok, hiçbir şey yok. Geldilermiş, kapı atarlarmış mescide. Önde de tabii namaz kılınıyor. Arkada caminin arka köşesinde, kalırlarmış. Birisi getir, bu mollalar, bu talebeler peygamberden hadis öğreniyorlar. Kur'an ayetlerini ezberliyorlar. Yani orada bedava kalmıyorlar. Onun için sağa sola işe de gitmezlermiş. Öğrenmeye tahsis etmişler kendilerini. Tahsis etmişler. Caminin arka kısmında sundurmada kalırlarmış. Ekmek verirlerse sahabe yerlermiş. Diyor ki bunların adedi 70 bir rivayete göre. Fakat ben araştırdım. 400'e kadar çıkmış bunlar. 400 kadar say. Hani bir anda 400 değil de. Mesela orada yetişiyor, peygamberimiz falan yere git diyor, vali yapıyor, memur yapıyor, kadı yapıyor, çünkü yetiştiriyor ya. Mutlaka askere gidiyorlar bunlar harp olduğu zaman, zaten sık sık harp olmuş. Yani orada askere gitmediği zaman, görevlendirilmediği zaman kalıyor ve de hadis öğreniyor, tefsir, Kur'an öğreniyor. Pisi pisine kalmıyor, boş boş kalmıyor. Kazancı yok, verirlerse yerlermiş, vermezlerse oruç tutarlarmış. Şimdi 400 kişinin en meşhurlarını siz tanıyorsunuz. Mesela bunlar Ebu Nuaym'in naklettiğine göre bunların meşhurları Ebu Zerr-i Gıfari. Adam yalnız yaşamış, yalnız gelmiş Müslüman olmuş, hayat boyunca evlenmemiş, fırsat bulamamış. Meşhur bir sahabi. Ebu Zer yalnız geldi, yalnız yaşayacak, yalnız ölecek diyor peygamberimiz. Onun peygamber gözlüğü var, böyle baktı mı görüyor, öteleri görüyor. Öleceğini de biliyor. Şimdi böyle hizmetçisi var, evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olamamış. Nasip olmamış, fırsat bulamamış. Ashab-ı Suffe'den bu da. Öleceği zaman çölden çölden geçen yola doğru demiş ki oraya gidelim hizmetçisine. Demiş ki evladım ben şimdi öleceğim. Bu yoldan demiş Abdullah Mesud gelecek bir takım sahabiyle. Benim demiş cenazemi
Abdullah Mesud demiş, hazırlasın, gömsün. Ve gitmiş. Böyle söylemiş, ölmüş. Ondan sonra o hizmetçisi Ebu Zer Gıfari'nin cesedini almış, yolun üstüne koymuş. Derken langır lungur devenin çanı var. İşte ya Leyli filan, onların kendine göre gazelleri var. Gece çöl biter mi? Saatlerce gidiyor. Böyle uzaktan kervanın sesleri gelmeye başlamış. Kenara çekilmiş. Ya Leyli derken Ebu Zer'in cesedi ortada, çiğneyecekler neredeyse. Görmüyorlar, fark etmiyorlar. Durun ya demiş, durun, peygamberin arkadaşı var burada, çiğneyeceksiniz. Uyanmış herkes, kim bu demişler, Ebu Zer'i Gıfari. Ne oldu ya, böyle söyledi demiş. Abdullah Mesud da o kafilede, sahabeye bakın. Dedi ki, benim cenazemi Abdullah Mesud kıldıracak, o kervan gelecek, kervanda o var. Abdullah Mesud alim bir sahabi. O kıldırsın benim cenazemi, o hazırlasın, o defnetsin. Abdullah Mesud bunu duyunca başlamış ağlamaya. Peygamber öyle söylediydi. Ebu Zer yalnız geldi, yalnız Müslüman oldu, yalnız yaşayacak, yalnız ölecek buyurmuştu. Ben de bunu duymuştum diye ağlayarak gelmiş, cenazesini kılmış. Bu Ebu Zer-i Gıfari, Ammar bin Yasir. O annesi Sümeyye, babası Yasir. Televizyonda, filmde görüyorsunuz. Kumlarda, eziyette şehit edilen anası babası öyle. Bu onların o feci şekilde şehit edildiğini görünce tamam sizin dediğinizi diyeceğim demiş, kurtulmuş. Ağlayarak peygambere gitmiş. Mahvoldum ya Resulallah. Yok oğlum demiş, mahvolmadın. Can tehlikesi olduğu zaman kafirlerin elinden canını kurtarmak için böyle şeylere cevaz var. Ayet inmiş zaten. Kalbi inanıp dururken ikrah halinde, zorlama halinde, hayatı tehlike halinde bu sözleri biz affederiz diye ayet-i celle var. Ammar çok 90 küsur yaşında Hazreti Ali safında çarpışırken şehit olmuş. Ona diyor ki vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Sahabeden bir kısmı Hazreti Ali Muaviye ihtilaflarında karışmamışlar. Çünkü Muaviye de vahiy katibi ve sahabiden. Hazreti Ali'ye zaten kim ne söz söyleyebilir? Girmemişler araya. Ammar Hazreti Ali tarafında şehit olunca demiş ki ben şehidim, kanlı elbisemle gömün demiş. Böyle demiş, ölmüş çarpışırken. Onun Hazreti Ali tarafında öldüğünü görünce sahabeler hepsi Hazreti Ali tarafa geçmişler. Öbür tarafın haksız olduğu anlaşılıyor bu sözünden peygamberimizin. Bu Ammar bin Yasir o şeyden, kimsesizlerden, Ashab Suffa'dan, Selman'ın Farisi, aslen İranlı, aslen İranlı. Oradan babasını veliaht tayin etmiş fakat kafası ateşi tapmayı kabul etmiyor Selman Farisi. Papazlarla ilgi kurmuş. Papazlar tabi ehli kitap, yani ateşi tapmaktan daha üstün. Hristiyan olmak istemiş, olmuş. Babası öğrenince zincire vurmuş, kimseyle irtibatını kesmiş. Fakat o evin hizmetçisini kandırmış, zincirle çözdürmüş ve bizim Sivrihisar'a gelmiş, Anadolu'daki Sivrihisar'a, İran'dan. Orada o zaman Hristiyanlığın merkeziymiş. Allah bir, İsa hak peygamber diyen hakiki Hristiyan bir rahip bulmuş. Onun yanında tahsil görmüş, adam ölmeye yatmış. Demiş ki sen ölüyorsun, öbür papazla böyle değil. Allah üç diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar, hadi İsa falan. Sonra bir de herkesin getirdiği paraları yuduyorlar, kiliseye harcayacağız diye öyle istismar ediyorlar. Senden ikinci adam göremiyorum, ne yapacağım demiş. Ben demiş daha tahsiline devam edeceğim. Evladım demiş şeye git, Şam'a, Busra'ya git. Orada da falanca var demiş, o da benim gibi hakiki Hristiyanlardan. Oraya gitmiş, o adam da ölmeye yatmış. Demiş ki o, benim gibi bir ikincisi daha yok. Ahmet geldi. Ara bul. Doğduğu yerden onu başka şehre, Suluk, Hurmalık bir şehre sürecekler. Takip et, sırtında da peygamberlik mührü vardır. Hediye kabul eder, sadaka almaz. Bunu bul, ona teslim ol evladım demiş ve ölmüş adam. Selman Farisi akıllı adam.
kendisini köle olarak sattırmış bir Yahudi kervanına, Mekke'ye gelmiş. Soruşturmuş, adamı dediler hani tutuyor. Peygamberimizin peygamber ilan ettiği, sonra Mekke'ye sürüp çıkarıldığını öğrenmiş. Yetim olduğunu öğrenmiş. İncil'deki vasıfları aynen tutuyor. Gene sahibine bir daha sattırmış kendini. Akıllı adam, öyle bir mizansen hazırlıyor. Medine'ye gelmiş kervanla köle olarak, Yahudilerin kölesi olarak. Şimdi Yahudilerin kölesiyken bir fırsatını bulup Medine'ye inmiş, peygamberimiz yanına gelmiş. Tarif aynen uyuyor. Demiş, efendim bu benim hediyem. Buyurun kabul edin. Sağ ol evladım demiş. Teşekkür ederim. Almış hediyeyi. Bir süre sonra bir şeyler biriktirmiş yine Selman-ı Farisi Hazretleri. Gitmiş peygamberimize. Bu benim sadakam demiş. Lütfen kabul edin. Biz demiş sadaka almayız. Hep İncil'in dedikleri aynen çıkıyor. Medine suluk bir yer. Mekke'den geldi. Her şey uydu. Bir sırtında mühür kaldı. Dolaşıyormuş etrafında. Onu da görecek de Müslüman olacak. Görmeden de ikircikli. Peygamberimiz onu anlıyor zaten. Çocuklar demiş ya sırtım kaşındı. Açıvermiş sırtını şöyle. Bir de bakmış mühür aynen duruyor. Hemen eşhedü enneke Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye şehadet kelimesini getirmiş ve Müslüman olmuş. Selman-ı Farisi. Hazreti Ömer onu Basra valisi yapmış ama hurma dallarından yapılmış bir alacıkta kalırmış. Vali konağında kalmazmış. Dünyaya metelik vermeyen bir adam. Zaten ömür öyle geçmiş. Ashab-ı Suffe öyle. Suheyb, keza Bilal, Bilal Habeşi, müezzinlerin piri. Ondan sonra Ebu Hureyre, en çok hadis naklettiğimiz, kendisinden naklonlan sahabi Ebu Hureyre hiç evlenememiş. Hazreti Ömer demiş ki, Kale Resulullah, Kale Resulullah deyince, bana bak demiş, iki de bir Kale Resulullah diyorsun, sözümüzü kesiyorsun. Peygamber söyleyince tabi duruyor. Çok konuşuyorsun sen demiş. Çok konuşan yalan söyler. Demiş ki Ömer, emir el müminin, siz demiş bağ bahçe sahibi olduğunuz, dükkan sahibi olduğunuz, çoluk çocuk sahibi olduğunuz, ev bark sahibi olduğunuz, evlendiniz. Bu garip demiş, hayatı boyunca peygamberin dizinin dibinden kıpırdamadı. Ne söylerse aynısını duyayım, ezberleyeyim diye, kaçırmayayım diye evlenmedim, mal mülk sahibi olmadım. O kadar konuşma hakkım olsun deyince konuş demiş, konuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebşiru ya ashab-ı suffe, soffa ashabı müjdeler size hadis-i şerifini açıklamaya devam edeceğiz. Bunların en meşhurlarının birisi de işte Ebu Hureyre dedik. Bu ashab-ı suffadan şunları çıkaracağız. Şimdi burası Süleymaniye. Dikkat ederseniz etrafında hep şeyler var, medreseler. Nereden geliyor bu? Ashab-ı Suffa ilk talebeler, İslam'da İslam'ı öğrenen ilk talebeler. Caminin bitişiğinde kalıyorlar, arkada Suffa'da. Onun için nereye giderseniz gidin cami, hemen avlusunda, avlusunun bitişik medreseler vardır. Orada ilim tahsil yapsın, ilmini burada uygulasın diye. Bu peygamberimizi bu ilk Medine mescidinden gelen sistemdir. Bütün tabii hamamı var, şey var, tuvaletleri var. İnsan tabii ihtiyaçları var. Böyledir. Sünnet olan budur. Anadolu'da da hep böyledir. Cami, ortada şadırvan, ta köşede tuvalet. Orada da mollaların, talebelerin eskiden molla dinliyordu. Şimdi talebe, öğrenci deniyor. Tam hangisi derseniz deyin. Onların kaldığı odalar, medreseler, İstanbul'da tabii büyük taştan yapılmış payitaht olduğu için Anadolu'da kerpiçten böyle medreseler aynı sisteme bağlıdır. Şimdi efendim bu bunlar garip adamlar, fakir adamlar. Elbiselerini yamayacak paraları yok ya, yamayacak şey bulamazlarmış. Buldukları deri parçalarıyla, ağaç yapraklarıyla örterlermiş deliklerini. Böyle bir gün peygamberimiz başlarına durmuş. Bakmış böyle açlık, bir hafta aç adam, bir şey yememiş. Böyle sapsarı bükülmüşler duruyorlar. Mescitte boyunlarını bükmüşler. Gözler yaşarmış. İslam uğruna yapıyorlar bunu. Gidip tarlada çalışabilir. Öğreneceğiz, din öğreneceğiz diye. Hadis öğreneceğiz diye. Böyle gözleri dolmuş. Demiş ki burada öldük, bir başka hadis daha var. Demiş ki evlatlarım, halinizden şikayetim yok. Yo estağfurullah ya Resulallah. Biz kendi gönlümüzde kalıyoruz burada. İslam'ı öğreneceğiz diye.
İki, şimdi haliniz mi iyi? Akşam bir yemek, sabah ayrı bir yemek, güzel güzel kumaşlar, kaba döşeklerde yatsanız böyle hayatınız. Ya Resulallah, bu hayatımız biz çok seviyoruz, hiç razıyız, şikayetçi değiliz. Öyle diyor, vallahi diyor, şu hayatınız çok güzel. Sizin, burada da var zaten, sizin bu hayatınıza razı olan kimseler benim kardeşlerimdir. Ahirette arkadaşlarımdır. Yanımda olan kimselerdir diyor. Gözleri yaşlı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan çok önemli şeyler çıkıyor. Efendim, İslam'da dünyayı terk yok. Öyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La ruh rahbaniyete fil İslam. Dağ başına çekil. Yok. E peki İmam Gazali 10 sene Şam'da odaya kapanmış. Bilmem şu şöyle yapmış hocam. Evet. Şimdi sen doktor olmak için kaç sene okuyorsun? 7 sene, 12, 15 sene ilkokul, ilk öğretim. 3 sene, 4 sene lise. 6 sene değil mi tıp fakültesi? 6 sene tıp fakültesi. Hemen al şunu git doktor ol diyorlar mı? Bir de uzmanlığı var. Kaç oluyor, kaç sene oluyor arkadaş? 10 sene, 10 küsür sene sen de böyle para kazanmıyorsun, hazır yiyorsun, lop hazır yiyorsun, baban veriyor yiyorsun, devlet veriyor, burs veriyor yiyorsun. O da talebelik dönemi beyefendi. Nefsini terbiye ediyor, adam oluyor. Ha diyor, şimdi ben nefsimi dizginledim, bilgimi kuvvetlendirdim, kişilik sahibi oldum, esen rüzgara göre yön değiştirmem, İslam'ı yayabilirim, yaptığımı söyleyebilirim. İslam yaşıyor. Kur'an'da çünkü Allah neden yapmadığınızı, yaşamadığını söylüyorsunuz. Çok ayıp, çirkin diyor. İslam yaşıyor, kendini düzeltiyor. Ondan sonra çıkıyor kürsüye. Ey Müslümanlar, ey insanlar diye başlıyor. Talebelik dönemidir o. İmam Gazali de 10 sene kaldıktan sonra ihyasını yazmış. Birleşmiş Milletler Teşkilatı eserlerini İngilizce çeşitli dillere çevirmiştir. O kadar faydalı buluyor insanlık için. Öyle güzel söyler, eserler vermiş. Birçokları böyle. Yunus Emre de 40 yıl hocasına düzgün sopa taşımış. Adam olmuş. Hadi git demiş. Ondan sonra ne diyor? Dünyada, dünyaya tabanlara ne diyor? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen yalan. Dünyayı kazıp kakacaksınız. Gelen gitti işte. Hani bunun mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Siz de geldiniz, gideceksiniz. Dünyayı ahirete basamak yapın. Ona göre adımlarınızı ayarlayın. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da salıyor olan. Yaşayacaksın, bir ömrün var. Bilesin ki ondan sonra ahirete ebedi alem geçecek. Bunları hep halka çıkmışlar, dolaşmışlar köy köy. Yani bu tahsil dönemidir. İslam'da hiçbir şeye karışma, dağ başlarında ömrünü tüket yoktur. Ruhbanlık yoktur. Dönem, talep. Bu nereden çıkıyor işte? Ashab-ı Soffa'dan. Onlar da Resulullah bir süre yetiştiriyor. İlmini, irfanını onlara öğretiyor, yetiştiriyor. Hadi evladım, sen şuraya muallimsin, sen kumandansın, valisin kabiliyetlerine göre. Mutlaka kaza oldu mu asker oluyorlar. Hazır asker. Askerliğin nüvesi de o, hazır asker onlar. Böyle ufak tefek müfezelere hemen hazır orada zaten. Hadi gönderiveriyor böyle. Kaynağı odur. Tasavvufun kaynağı da odur. Tasavvuf insanın kötü huylarını temizleyip kişilik sahibi olup içi dışı sırlı ayna gibi düzeldikten sonra insanlara ahlakı, insanlığı, Allah'ın niteliklerini anlatıp Allah'ın insanlar halifesi olduklarını anlatacak İnsan durumuna getirme yoludur. Başka bir amacı yoktur. Başka, gerçeği budur işte bu. Ashab-ı Suffa onun örneğidir. Peygamberimiz Efendimizin bu Ashab-ı Suffa'sını böyle. Şimdi daha var. Öyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden var. Yahudi zenginleri var. Gelirlermiş Peygamberimize. Zaman zaman nasibi olan inanıyor. Abdullah bin Selam gibi. Ama nasip olmayan peygamberimizi küçük düşürmek için sorular soruyor filan gidiyor. Böyle zenginler gelmişler, Arap müşrikleri. Ya demişler şu sülükleri at ya.
Biz zengin adamız. Bunlarla yan yana oturamayız. Peygamberimiz 24 saatin onların arasında oturarak geçiriyor. Halk adamı. Bu fakirdi efendim filan demiyor. Fakat o zenginler, kalantar adamlar demişler ki bunları at da öyle geleceğiz. Bunları istemiyoruz biz. Konuşacağız. Bize İslam neyse öğret. Tamam da bunların yanında olmaz. Biz tenezzül etmiyoruz. Peygamberimiz de derdi nüfuzlu adamların Müslüman olması. Çünkü bir nüfuzlu adam Müslüman oldu mu çevresi birden Müslüman oluyor. Tam böyle düşünürken bir daha siz gelmeyin evladım diyecekken ne diyor bak Allah. Ya Allah onları çok seviyor. Diyor ki vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum. Nefsini bilgadâti vel aşiyyi sabah akşam Allah rızası için hasr nefseden kimselerle beraber kal sen Habibim. Yuridûne veçhehu. Sadece istekleri, hedefleri Allah'ın rızasıdır. Ve lâ tâdû aynâke anhum. Sakın ola gözünü onlardan çevirme. Zenginlerin hatırı için siz çekilin gidin filan sakın deme. Türidü zinetel hayati dünya. Dünya hayatını isteyerekten böyle bir şey yapma. Ve la tutu men avfelna kalbahu min andikrine. Bizim adımızdan kalbini gafil kıldığımız o müşrik, münafık adamlarla sakın dediklerini tutma. Onları def etme, meclisinden kovma. Onları çıkarma. Ve tebahava ve kana amru furuta. Evet, hattı aşmış bu içi başka dışı başka azgın zenginlerin sözüne inanma sen, kabul etme. Sakın biz gelince fakirle yanından çıkar sözlerini dinleme Habibim diye. Evet. Lil fukara illezine uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardı yahsabuhumul cahilu agniya min ta'affuf. Ya şimdi arz ettim ya evvelki konuşmalarımda kapıyı açıyor o arabanın kapısını penceresini açıyorsun geliyor bana bir şey az bir şey veriyorsun böyle bir de burnunu yüzünü buruşturuyor biraz da yok mesela para yine geliyor yine geliyor ya cuma namazından çıkamıyorsun adam 10 defa önünü kesiyor bunlar öyle değil bir haftalık aç. Hiç kimseye bize ekmek verin. Paramız yok. Demiyorlar. İffetli adamlar, kişilikli adamlar. Hiç kimse el açmıyorlar. Kimseye dilenmiyorlar. Derdi. Tarifuhum. Evet. Habibim sen onları tanırsın. Evet. Simahum. Evet. Yüzlerinden tanırsın. Aç adamın yüzü başka. Tok adamın yüzü başka. Buruşmuş kalmış. Elini kaldıracak hali yok. Bir haftalık aç adam. Nasıl böyle şen şakrak olsun. Yüzlerinden tanırsın Habibim. Evet. Yüzlerinden bisimahum. La yeselûne nâs ilhâfe. Israrla şeyle böyle şarlatanlık yaparak, ısrarla sıyrıklık yaparak insanlardan kesinlikle bir şey istemezler. Ve mâ tunfikû min hayrin fe innallâh bihi alîm. Allah ne verirseniz yaptığınız hayırları bilir. Bakara suresinin 273. ayetinde. Evet, şimdi bu sıffa üzerinde duracağız. Duracağız. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz arz ettim. Sufa ashabını askere gönderiyordu. Muallim gönderiyordu. Hatta Zil Rakvan adında heyetler, kabilelerin reisi gelmiş. Demiş Müslüman oldum tamam ama demiş ben anlattıklarını aynen aktaramam. Müslümanlığın gittim insanlara anlatayım. Seçkin muallimler hemen onunla hazır. Onlar fedai, hazır kuvvet. Seçmiş en güvendiklerini katmış adama. Demiş ki ben senin kabilelere inanmam demiş adam. O demiş ki ben nüfuz adamımdır ya Resulallah. Garanti veriyorum. Hadi gidin evladım. Baştan ya Resulallah gitmişler. Yeğeni daha çevirmiş. Şehit etmiş hepsini. Demişler ki biz elçiyiz. Siz getirdiniz yahu. İnanmazsanız inanmayın. Biz size gel dedik mi? Geleceğiz dedik mi? Dinlememiş adamlar. Elçiye zeval olur mu? Hepsini şehit etmişler. Diyorlar ki ya Rabbi biz hayatımızdan memnunuz. Memnun olduğumuzu Resulullah'a bildir. Cebrail Aleyhisselam gelmiş senin hiyetini öldürdüler. Böyle söylediler deyince peygamberimiz çok üzülmüş. Bir ay beddua etmiş heriflere. Elçiye zeval olur mu ya? Kendiniz istediniz. Sonra da pişman olmuş.
Peygamberimiz rahmet peygamberi. Onlara çok kızmış o zaman. Bir ay beddua etmiş ama bedduası tutmuş tabii. Rezil olmuşlar, hasta olmuşlar. Sonra da pişman olmuş. Hiç olmazsa azap tahfifine sebep olsun. Müminlere ağzımdan kötü bir şey çıktıysa öfkelenip de kefaret olsun, makam olsun, derece olsun. Rahmet peygamberi. Böyle bir insan peygamberimiz. Şimdi efendim o askere gönderiyor. Böyle yere gönderiyor. Fakat Kur'an'da bir ayet var. Sonraları şimdi, sonraları. Öyle diyor. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ طَائِفَ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Evet. Bir hoca, bu Cevat Hoca olur, Ali Hoca olur, Mehmet Hoca olur. Mutlaka müminlere hayatını hocalığı vakfedecek. Kur'an öğrenecek, hadis öğrenecek, fıkıh öğrenecek, tefsir öğrenecek, Müslümanlığı derinlemesine öğrenecek. Herkes öğrenecek ilmi halini. Namaz nasıl kılınır, nasıl kılınmaz. Ama bir de bunun problemleri var. Bunu öğrenecek birisi, bunlar askere gitmez diyor Allah. Onlar askerliğin önemini, şehitliğin önemini, namus için, vatan için şehit olmanın ne kadar kıymetli şey olur, öğretecekler insanlara. Dinini öğretecek, insanı öğretecek. Giderlerse kalmaz. Bir daha kim öğretecek düzeni, böyle ahlakı kim ayakta tutacak? Onun için icazetli hocalar, babam da bunlardan birisidir. Allah rahmet etsin tüm geçmişlerimize. Ömer Nasuh Bilmen'le 15 sene aynı odada okumuşlar. Babam Şakir Efendi, Tokatlı Şakir Efendi'den icazeti var elimde. Büyük hoca olduğu için icazetli. Ne Çanakkale'ye ne de istihdarını almamış hükümet. Annem rahmetli dermiş ki askerlik yapma şerefini kaçırdım. Almadılar askere. Bunu annem bana söylerdi. Ben de yedek subaylığımda nöbetçi olduğum zaman bir babama bir kendime iki nöbet tutuverirdim. Arkadaşlarım sen yat arkadaş. İki saat nöbet var, dört saat var. Biri babam yerine. Öyle de yanarmış. Askerlik şerefli bir şey. Namus bekçisi güzel olmaz mı? Vatan bekçisi, din namus bekçisi güzel olmaz mı? Böyle yanarmış. Böyle gidemez diyor. Din adamları bir grup kalacak. Ahlakı öğretecek. Böyle hortumculuğun yanlış olduğunu söyleyecek müminlere. Ayete sığmaz, insanlığa sığmaz diyecek. Bu ayete binaendir o. Sonraları böyle. Ama ilkin daha devlet daha yeni teşekkül etmemiş. Yeni böyle oluşum var. O hocaları da gönderiyor. Bu olayda olduğu gibi kaç tanesi yok olmuş, şehit olmuş. Yemame Harbi'nin 70 tanesi birden gitmiş. Hazreti Ömer demiş ki yanlış demiş bu. Kur'an'ı toplayalım. Sonra da bu ayet celle işte. Gereğiyle böyle din adamlarını, hocaları askere almamışlar. Öğretsin geri kalanların şeysini öğretsin diye. Leallahum yahzerun. Öğretirler de Allah korkusunu aşılar da yanlışlıklardan çekinler diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet celle var. Evet. Şimdi Hazreti Ömer'in şeyini burada da anlatalım. Talebelik fedakarlık ister. Evet. Bu zat, bu kitabı yazan Gümüşhaneli Hazretleri Sultan Hamam'da Mahmut Paşa Camisi'nin gelmiş bir köşesine, babası tüccar. Babacığım demiş ben alim olacağım. Lütfen demiş beni çağırma Trabzon'a. Çağırma demiş. Kardeşimle amcamla yürütün sizin işi. Gelmiş zengin. Babasının yol parasını verdiğini bile geri göndermiş. Bu Suffe Ahsa gibi olmazsan ilim adamı olamazsın. Rahata kavuşan adam alim olamaz. Alim olmak için sen akşamdan yatıyorsun, sabaha kadar horul horul uyuyorsun. Öyle uyursan bu kitaplar yazılmaz. Az uyuyacak. Dünya rahatından fedakarlık edecek ki bu kara kitaplarla uğraşsın da bunları yazsın. Bu iş böyledir. Böyle kurulmuş düzen. Bak evlenmiyor adam, tüccar olmuyor. İlim sahibinin temeli böyledir. O zat da Allah rahmet eylesin ona. Gelmiş bir böyle bir oda vermişler ona ki yağan yağmur içeri akıyor. Hiçbir şey yok. Orada para çıkını öğrenmiş de ondan para kazanırmış, satarmış da eskiden gümüş paralar satılıyordu, kullanılıyordu. Ondan böyle yiyecek bir hafta 10 günü yiyecek etti mi onu kullanınca kadar devamlı çalışıyor. Böyle böyle o şeyli, rutubetli, karanlık odalarda
bu kitabı yazacak alim olmuş. Talebeler, öğrenciler, fedakarlık yapmazsanız adam olamazsınız. Kurul, temel böyle. Bunlar fedakarlık yapmış, bak İslam'ı bize aktarmışlar. Dünyaya yaymışlar. İlim adamı olmak en büyük şereflerden birisi. Burada size arz ettik ki daha evvelki derslerimizde burayı ziyarete gelen NATO Genel Sekreterine, bizim saraylar müdürü hocamız, işte yukarıda yazan bir hadis okumuş. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür deyince adam selam durmuş. Çok güzel söz diye. Peygamberin hadisi böyle. Neden? İnsanlara iyiliği öğreten alimdir. Alim olmak için de fedakar olmak lazım. Bazı dünya zevklerinden fedakar olmak lazım. Şeysi böyledir. Böyle olursa öbür tarafta Allah'ın en sevdiği kulların arasında haşrolunacak. Ama böyle olur da bu öğrendiğini hasbeten lillah yayacağına, böyle derdi para, saltanat olacağına, böyle fedakar yapmazsa ezhebtün tayyibatüküm fi hayatüküm'ü dünya, ben alimim, şuyum buyum, Allah diyecek ki tamam alimsin ama ona göre de makamlara geldin, paralarını aldın, şimdi benden ne istiyorsun? Evet, dünyada aldın hakkını diyecek diyor. Hazreti Ömer ondan korkmuş. Öbür garibanlara cennet var, bize bu kebap var. Ya Halit demiş, ben demiş bu kebabı yemeyeceğim, ben cennete göz diktim. İlim adamı böyle olmalı, bu zatlar böyle. Mesela bu Kanuni Sultan Süleyman, dünyayı titreten adam olmuş. Fedakarlık yapmasa olamazdı. 76 yaşında Zigetvar'da, 76 yaşındayken top sesler arasında ruhunu teslim etmiş. Fedakarlıktır bu beyefendi. Böyle fedakarlık yapmazsanız sultan da olamaz. Tabii böyle bu anlamda. Bu anlamda adam da olamazsınız. Bu anlamda alem, alim de olamazsınız. Allah bizi ıslah etsin. Bu Ashab-ı Suffa bütün bunları bize hatırlatıyor. Öyle diyor. Başına durmuş. Vasbir nefseke maalledine yad'una rabbim ayet-i cellesinden. Sonra femen bakiye min ümmeti alen na'tillezi sizin kuntum entum aleyhi radiyen bima huve fihi, sizin bu durumunuza razı olan ümmetimden kim gelirse bundan sonra ilim için fedakarlık ediyor. Parada makamda gözü yok. Fedakarlık ediyor, uyumuyor. Para mara peşinde koşmuyor. Böyle insanlara hizmet için kim sizin halinize razı olursa فَاِنَّهُ مِنْ لُفَقَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde benim arkadaşlarımdandır. Onların sabrına karşı, nefislerinin isteklerine karşı koymalarına karşı Allah da mukarrab, kendine yakın müminlerden eyler onları. Hatip Bağdadi, Deylemi, Ebu Abdurrahman Sülemi, Abdullah İbn Abbas'tan bu nakletmiştir bu hadisi. Bunun bu anlamda birçok Buhari Müslim hadislerde vardır. Allah bizi kamil iman sahibi eylesin. Kur'an'a dört eliyle, can havliyle sarılanlardan ve Allah'ın aziz ettiği insanlardan eylesin. İçi dışı sırlı ayna gibi tertemiz, dürüst müminlerden eylesin inşallah. Vazifesi, dünya hayatı insanlara iyilik etmek olduğunu bilinci içinde olan güzel müminlerden olmamızı Allah bize nasip eylesin.